CHP'nin son dönemde sık sık parti içi eleştirilerinin hedefi olan Tuncay Özkan, parti genel merkezindeki koltuğuna veda etti. Girmek mümkün değil, çıkmak mümkün değil. Son kongrede parti meclisine giremediği için MYK'nın dışında kalan Tuncay Özkan'a kurumsal iletişimden sorumlu genel başkan başdanışmanlığı görevi verilmişti. Özellikle 14 Mayıs seçimleri sonrası kurumsal iletişim ve seçim sonuçlarının sağlıklı iletilmesi konusunda eleştirilerin hedefi olan Tuncay Özkan, yeni MYK'nın belli olmasının ardından istifasını Kılıçdaroğlu'na sundu. Buradan herkese söylüyorum. Bilgi ve iletişimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in görevden alındığı dönemde ismi görevden alınacaklar arasında geçen Tuncay Özkan o süreçte koltuğunu korumayı başarmıştı. Tuncay Özkan'ın 2 gün önce odasını boşalttığı ve yeni MYK'nın açıklanmasının hemen ardından da başdanışmanlık görevinden istifasını Kılıçdaroğlu'na sunduğu öğrenildi. Tuncay Özkan 14 Mayıs seçimlerinde CHP'den İzmir Milletvekili seçilmişti. Roşat, 2021 yılında ben sana gelmişim. Tuncay Özkan'dan boşalan kurumsal iletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı koltuğu için kulislerde Ali Öztunç, Okan Konuralp ve Enis Berbaroğlu'nun adı geçiyor.